Herkese merhaba. Haber 1905 kanalına hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayız sevgili Galatasaraylılar. Haber 1905 kanalında güncel Galatasaray gündemini ve güncel Galatasaray transfer haberlerini konuşmaya devam ediyoruz. Bugün Galatasaray'ın transfer gündemini ve Galatasaray'ın genel gündemini konuşmak istiyorum. İzlerken de kanalıma abone olursanız ve yayınımızı beğenirseniz seviniriz. Evet, Galatasaray son Kasımpaşa maçında da sahadan mağlup ayrıldı ki hiç istediğimiz sonuçları alamıyoruz son dönemlerde. Küme düşme potasının sadece 4 puan üstünde şu an Galatasaray. Bugün de Galatasaray yine antrenmanlarına devam ediyor. Yarın zor bir rakip var. Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek ki İstanbul'da da zorlu hava şartları var. Kar yağışı var. Zor bir rakip Trabzonspor. Umarım Trabzonspor'u mağlup ederiz ama tabii bunu söylerken bile zorlanıyorum. Domani Torrent'le maalesef 2'de 2 mağlup ayrıldık sahadan. İstediğimiz sonuçları alamıyoruz. Galatasaray transfer gündeminde neler oluyor? Bunu konuşalım ama izlerken de güzel bir beğeni atarsanız ve kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum sevgili Galatasaraylılar. Evet, Galatasaray yönetimi maalesef o istediğimiz Galatasaray'ın transferlerini yapmış değil. Aynı zamanda federasyonun ve hakemlerin hatalarına karşı bir türlü istediğimiz savunmayı yapmış değil. Sayın Burak Elmas maalesef sessiz kalmaya devam ediyor. Yönetim içerisinde çalkantılar devam ediyor. Ben bir erken seçim bekliyorum yıl sonunda. Transfer gündeminde öncelikle iç transferi konuşalım. Gustavo Asuncao Çao biliyorsunuz Galatasaray'dan dün akşam itibariyle ayrıldı. Evet, Gustavo Asuncao transfer edildiği zaman ben buradan hani Galatasaray'ın seviyesinde değil dediğim zaman bana kızmıştınız. Ama değil maalesef. Futbolcu potansiyeli bir futbolcu. Belki 3 sene 5 sene sonra farklı bir noktaya gelebilir. Ama şu an itibariyle Galatasaray'ın seviyesinde değil. Belki yatırım amaçlı yapılabilirdi. Kiralık gönderilebilirdi ama şu aşamada yetersiz olduğunu söyleyebilirim. İki stoper arasına giren bir futbolcuydu. Yani işin box to box'ını oynayan bir futbolcu değildi. Ofansif anlamında yetersiz bir isimdi. Fiziksel anlamda yetersiz bir isimdi ama hani potansiyeli yok dersek de haksızlık ederiz futbolcuya. Futbolcu Galatasaray'ı transfer ettiğinde Portekiz ekibinde 110 bin euro kazanıyordu yıllık. Şu anda baktığımız zaman ise Galatasaray'da sadece 6 aylık oynadığı süreçte 6 milyon TL kazandı ki yüksek bir maliyet bu aslında. Ve sadece 6 ayda 135 dakika forma şansı buldu. Bir Kayserispor maçında ilk 11 oynadı. Diğer maçlarda da sonradan oyuna girdi ve sadece 135 dakikada kazandığı para 6 milyon euro sevgili Galatasaraylılar. Hani maliyete tabii çok takılmamak lazım. Yine hani baktığımızda yıl geneline baktığımız zaman uygun bir maliyeti vardı ama yine de maalesef istediğimiz verim alamadığımız için bu transfer hatalı bir transfer oldu. Öte yandan Babel'le yolların ayrılmasını bekliyoruz. Belki önümüzdeki hafta içi Babel'de bir gelişme olabilir. Babel'i isteyen bazı kulüpler var. Hem yurt dışından hem de yurt içinden isteyen kulüpler var. Bunun dışında Luyendama ile artık yollar ayrıldı desek doğru olur. Luyendama da artık yavaş yavaş Galatasaray'dan ayrılmaya hazırlanıyor. İş transferde şu anda bunlar yaşanıyor. Peki Galatasaray kimlere transfer edebilir? Bunu da konuşalım isterseniz. Öncelikle Okan Koçuk ile bu hafta içi bir gelişme olabilir. Biliyorsunuz Giresunspor'un transfer tahtası kapalı olduğu için bu hafta bu transfer tahtasının açılmasını bekliyoruz. Bu transfer tahtası açılırsa Giresunspor adına Okan Koçuk'u da geri transfer edebiliriz ki şu anda baktığımız zaman Okan Koçuk Galatasaray için vazgeçilmez bir kaleci gibi gözüküyor. Sezon başında gönderildiğinde ben tepki göstermiştim. Çünkü Okan Koçuk'u gönderdiğiniz zaman yerine bir kaleci transfer yapmanız gerekiyor ki Galatasaray'ın böyle bir girişimi oldu. Özellikle İrfan Can Eribayat konusunda bir girişimi oldu. Doğan Alemdar konusunda bir girişimi oldu. Birçok kaleciyle girişimi olmasına rağmen bu transferleri yapamamıştı Galatasaray. Şimdi ne oldu? Muslera'nın yokluğunda maalesef Galatasaray kalecisiz kaldığı için de birçok maçı kaleci yüzünden de kaybetti desek doğru olur. Yani İsmail Çipe Galatasaray'ın seviyesinde olan bir futbolcu değil. Okan Koçuk bu hafta içi belki Galatasaray forması giyebilir tekrardan bir geri dönüş olabilir ama bu tamamen Giresunspor transfer tahtasına bağlı ama Galatasaray Giresunspor'a ya futbolcu verecek ya da belli bir maliyet verecek Giresunspor'u da mağdur etmemek adına. Öte yandan Gelson Fernandes'e de sıcak bir gelişme var. Bunu da konuşalım. Gelson Fernandes'in kulübü Benfica biliyorsunuz yeni bir teknik direktörle anlaştı ve orada da Gelson Fernandes'i satılık listesine koydu. Gelson Fernandes'i Benfica satmak istiyor sezon başına. Biz bu futbolcuyu satmayacağız demişti. Ancak 12 milyon euro peşin para gelirse biz bu ismi satarız demişti. Şu anda ise baktığımız noktaya geldiği noktaya baktığımızda çok fazla forma şansı bulamayan Gelson Fernandes'i satır listesinin en başına koymuş gözüküyor. Bu da Galatasaray için şu anda yüksek bir ihtimal biliyorsunuz. Zaten Galatasaray Benfica ile ve Gelson Fernandes artık anlaşma noktasına gelmişti ama soru işareti şu. Acaba Dominic Torrent Gelson Fernandes'i ister mi? Bunu konuşalım. Yani Dominic Torrent'in oyun planına uyar mı? Ben uyacağını düşünüyorum. Çünkü Torrent, yani Galatasaray'ın şu anda 6 numara eksiği var zaten. Yani Gerson'da 6, 8, 10 oynayabilen bir isim. Torrent şöyle bir 6 numara istiyor.
sabit kalan bir 6 numaradan ziyade gezgin bir 6 numara. Bak su oynayabilen bir 6 numara. Ayakları iyi olan bir 6 numara istiyor. Bu noktada hani Gerson Fernandes bence Dominic Torrent'in istediği bir isim olabilir. Yani o oyun planına uyan bir isim. Derin top atabilen, hava topu, defans arkası top atabilen bir futbolcu. Forvet'i besleyen bir futbolcu. Şutör bir isim. Oyunu geriden kurma noktasında çok iyi bir isim diyebiliriz. Gerson Fernandes tabii ki maliyeti de önemli. Maliyet eğer uygun olursa hani 5-6 milyon eurolar konuşuluyor şu anda. Bence Gerson için ideal ama yönetim bu kaynağı sağlayabilir mi? Sağlamak zorunda zaten. Eğer bu kaynak sağlanırsa Gerson Fernandes Galatasaray forması giyebilir. Şu anda en yakın isimler bir tanesi de Gerson Fernandes. O da sol bakken maalesef olumsuz haberler geliyor bize. Bunu da söyleyelim. Mustafa Muhammed Fransa yolcusu diyebiliriz. Belki yavaş yavaş artık bu transferde netleşebilir. Fransa'dan isteyen çok kulüp var ki Lyon çok fazla istiyor. Öte yandan da İngiltere Premier Lig'den de Mustafa Muhammed'e teklifler var. Mustafa Muhammed'in ayrılması şu anda sanki daha yakınmış gibi gözüküyor. İç transferde tamam Kerem'e, Marka'ya teklifler var ama hani bunlardan ziyade sanki Muhammed'in ayrılması çok daha böyle sıcak gibi gözüküyor. Oradan sıcak para akışı gelirse Galatasaray çok daha rahat transfer yapabilir. Bu transferlere eğer yani giderse hem transfer bütçesi açılmış olacak hem de Galatasaray'ın bir forvet ihtiyacı olacak. Yani bu Cagney'le olacak iş değil, Halil Dervişoğlu'yla olacak iş değil. Galatasaray'ın bir an önce bir forvet takviyesi yapması lazım ama çok geç kalındı. Yani transfer döneminin sonuna geldik. Artık Galatasaray taraftarı bıktı bu son gün transferlerine. Takımın eksikleri var. Kaleci, forvet, üretken bir orta saha. Bunlara ihtiyacı var Galatasaray'ın. Yani bunları görmemek için kör olmak lazım. Galatasaray'ın yönetiminin bu kadar sessiz kalması, kaynak üretememesi, futbolcu satamaması açıkçası beni de üzüyor. Siz değerli Galatasaraylılar da üzüyor. Bunun da farkındayım. Bir an önce bu transferden yapılması lazım. Öte yandan Galatasaray Yedlin'le yollarını ayırmak istiyor. Yedlin ama Yedlin'i bu bütçeyi de işte Mustafa Muhammed'le Yedlin'de açmayı planlıyor şu an Galatasaray. Yabancı kontenjanı da açılıyor. Sağ beki ben takviye olacağını düşünmüyorum. Orada Sacha Boey ve Oğuzhan Çağlayan da götürür diye tahmin ediyorum. Bazı sorular var işte Emrah Akbaba geri döner mi? Yunus Akgün geri döner mi? Ben bunların pek geri döneceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Bunlar da kulübünde şu anda forma şansı buluyorlar. Emrah Akbaba çok mükemmel bir performans gösterdi son Alanya Hatay maçında. Yunus Akgün zaten mükemmel bir performansı var. Yani Galatasaray'ın minimum 3-4 takviye yapması gerekiyor ama Torrent'in de transfer istediğini söyleyelim. Son Kasımpaşa maçından sonra da transfer istediğini söylemişti. Yönetime birazcık kızgınız. Hepimiz kızgınız. Ben de kızgınım. Bu kadar geç transfer yapması, bu kadar yanlış kararlar alınması, federasyona karşı sessiz kalması beni de sizler gibi üzüyor sevgili Galatasaraylılar. Bir an önce Galatasaray yönetiminin hani bir sirkelenmesi ve Galatasaray'ı nasıl savunabilirim bunu düşünmesi ve bir an önce takviyelerin yapılması lazım. Bu takım bas bas transfer istiyor diye bağırıyor şu anda. Torrent zamanla belki daha iyi olabilir ama hani şu anda bu malzemeyle elimizdeki malzeme maalesef bu. Galatasaray'ın seviyesinde olmayan birçok futbolcu Galatasaray forması giyiyor. Bu da bizleri üzüyor. Yani bu hafta içi ya bu hafta içi ben en az iki tane takviye bekliyorum. Bu kendi kişisel yorumum. Çünkü Aston Çao'nun Lüyendam'ın ayrılması, Yiğit'in satış noktasına koymaları, Babel'le artık yolları ayırmaya çalışmaları ama hani Babel çok sıkıntılı aldığı maliyetten dolayı belki parasının bir kısmını Galatasaray karşılar, bir kısmını gittiği kulüp karşılar. Hani zor bir transfer Babel. Yani eğer Babel'le yollar ayrılırsa ki bugün de bir gelişme olabilir bununla ilgili. Bu bir başarıdır çünkü aldığı maliyetten dolayı. Transferler bunlar. Tabii ki sürpriz isimler de gündeme gelebilir. Ross Barkley var orta sahada. Bu da yine Galatasaray'ın sıcak gündemlerinden bir tanesi. Hani ben olmasını istiyorum. Hani Ross Barkley olursa açıkçası orta sahayı toparlar ama hani sakatlık problemi yaşayan bir futbolcu. Evet sevgili Galatasaraylılar, bugünlük benden bu kadar. Akşam canlı yayında daha detaylı konuşabiliriz. Yarın Trabzonspor maçı gerçekten de çok zor bir maç olacak. En az bir 3 puan almak lazım. Galatasaray taraftarının, yönetiminin, futbolcularının artık Galatasaray'ın az sonra Galatasaray diye düşünüp sahada iyi bir performans göstermesi lazım. Taraftar elinden geleni yapıyor. Destekliyor tribünlerde ama maalesef saha içerisinde Galatasaray futbolcular o ruhu göstermiyor. Benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bana kanalıma abone olmayı ve yayınımızı beğenmeyi unutmazsanız seviniriz. Her geçen gün daha iyi yayınlarla ve daha iyi konuklarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın.